arkadaşlar, bu dersimizde güç kavramını işleyeceğiz. Fiziksel anlamda güç, birim zamanda yapılan işe diyoruz biz. Birim zamanda yapılan işe güç diyoruz. Aynı işi daha kısa sürede yapan ya da daha hızlı yapan diğerine göre daha güçlüdür diyoruz. Şimdi birim zamanda yapılan iş deyince, işi zamana böldüğümüzde bize neyi verecektir? Gücü verecektir. Gücü biz P ile sembolize ediyoruz. İşi biliyoruz W ile, zamanda T ile sembolize ediyorduk. Yani biz şunu P eşittir V bölü T dedik. Yani iş bölü zaman. İş sabitse, aynı işi daha kısa sürede yapan kişinin o zaman güç ile zaman ters orantılı olduğu için gücü daha fazla olacaktır diyoruz. Burada iş birimini jül, zamanı saniye olarak aldığımızda güç birimimiz watt cinsinden çıkacak. Güç birimleri watt, wattın 1000 katı kilowatt, yani 1 kilowattımız 1000 watta eşittir. Veya beygir gücü, arabalarda da beygir gücünden bahsediliyor. Beygir gücü de güç birimidir diyoruz. Burada watt, yani jül bölü saniye watta eşittir aynı zamanda. Jül kilogram metrekare bölü saniye küp olarak ifade etmiştik. Aynı zamanda bu da güç birimidir. Veya yapılan işimiz kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Kuvvet birimi Newton, yer değiştirmeyi metre olarak aldığımızda Newton metre bölü saniyede yine güç birimi olarak ne yapacağız? İfade edeceğiz. Bir beygir gücü 746 watt'a eşittir diyoruz. Güç ifadesinde iş formülü yazılırsa gücün kuvvet ile ortalamamızın çarpımıyla da bulunduğu görülür. Yani güç eşittir iş bölü zaman dedik. İş yerine kuvvet çarpı yer değiştirme bölü zaman dediğimizde burada yer değiştirme bölü zaman bize ortalama hızı veriyor. O zaman kuvvet çarpı ortalama hız bize aynı zamanda gücü verir diyoruz. Bu şekilde de biz gücü bulabiliriz. Güç birimi watt, kuvvet, Newton, hız birimi metre bölü saniye olarak aldığımızda watt gördüğünüz gibi aynı zamanda yani Newton metre bölü saniye güç birimi olarak ifade ediyoruz. Gücü biz iş bölü zaman olarak veya kuvvet çarpı ortalama hız ile bulabiliriz. Akılda kalsın, yine aklımızda olsun. Eşit sürede çok iş yapan az iş yapandan daha güçlüdür. Yani güç eşittir iş bölü zaman dediğimizde zaman aynı ise İşi daha çok yapan aynı sürede gücü daha fazladır diyoruz. Aynı işi kısa sürede yapan uzun sürede yapandan daha güçlüdür. Yani P eşittir iş bölü zamandan aynı işi daha kısa sürede yapan güç ile zaman ters orantılı o zaman daha güçlüdür diyoruz. Konu kavrama testimiz var. Kazanım 2. Soru 1. Sürtünmesi önemsiz düz bir yolda cisme yatay sabit 20 Newtonluk kuvvet 200 santimetre yol boyunca uygulanıyor. Kuvvetin uygulama süresi 20 saniye olduğuna göre kaç wattlık güç harcamıştır diye soruyor. Burada birimleri SI birim sisteminde kullanılan birimleri almak zorundayız. Burada yolumuz 200 santimetre. Bunu ben metreye çevirmem gerekiyor. O da 2 metreye eşittir diyoruz. Güç yapılan iş bölü zaman olarak ifade ettik. İşimiz kuvvet çarpı yer değiştirme bölü zaman. Buradan kuvvetimiz 20 Newton. Yer değiştirmemiz 2 metre. Ne kadar sürede? 20 saniyede gerçekleşti. O zaman buradan 2 watt olarak bizim harcamış olduğumuz gücü bulmuş oluruz. Soru 2. Kalsiyumla yatay düzende 24 metrelik yol boyunca 20 Newtonluk kuvvet şekildeki bir etki ediyor. Bu işlem için geçen sürede 1 dakika olduğuna göre gücü kaç watt'tır diyor. Yapılan işimiz bizim. İş kuvvet çarpı yer değiştirme. Buradan kuvvetimiz 20 Newton. Yer değiştirme 24. Buradan da eşittir. 480 jül olarak yapılan işi bulmuş olduk. Güç iş bölü zamandı. Yapılan iş bölü zaman bize gücü veriyordu. Süre dakika olarak verilmiş. Süreyi ne yapmam lazım benim? Saniyeye çevirmem gerekiyor. O da 60 saniye eşittir. Buradan 480 bölü 60 8 watt olarak
gücümüzü bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuz. Gücü 500 kW olan bir makine 1 saatte kaç yüklük iş yapar diye soruyor. Güç eşittir iş bölü zaman. Ne yapmam gerekiyor? Yapılan işi bulabilmek için güç ile zamanı çarpmam gerekiyor. Güç 500 kW olarak verilmiş. Bunu ben watt'a çevirmem lazım. Kaç jül enerji harcar diye sorduğu için. 500 kW'ım 500 çarpı 10 üzeri 3 watt'a eşittir. O zaman değerleri yerine yazıyorum ben. V eşittir. Şimdi watt olarak yazayım. 500 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 1 saat diyor. Bunu da ne yapmam lazım? Benim saniye çevirmem gerekiyor. T eşittir 1 saatte. 3600 saniye eşittir. Buradan watt da eşittir. Şimdi 3036 çarpı 10 üzeri 2 diyeyim. Buradan da 36'yı çarptık. 180. 5 ile 36'yı çarptım. 180. Bu 2'yi de üs olarak yazdığımda 10 üzeri 7 jül olarak bulmuş olduk. Bu da 18 çarpı 10 üzeri 8 jül olarak bulmuş oluruz. Soru 4. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda KLM asansörleri tabloda verilen ağırlıkları belirtilen yüksekleri belirtilen sürelerde sabit hızlarla çıkartıyor. Asansörlerin güçleri sırasıyla PK, PL, PM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. PK eşittir yazıyorum ben şimdi. İşte G ağırlığını K için G ağırlığını H kadar yüksekliğe çıkarttı. Yapılan işim o zaman G çarpı H kadar bölü ne kadar sürede? T kadar sürede. PL'yi yazıyorum. O da 2G ağırlığını 2H kadar yüksekliğe çıkarttı. 2G çarpı 2H bölü ne kadar sürede? 2T kadar sürede. Böyle 2T dedim de buradan 2GH bölü T olarak bulmuş olduk. PM'yi yazıyorum. Bu da G kadarlık yükü 2H yüksekliğine çıkarttı. Çarpı 2H bölü T dediğim de bu da 2GH bölü T olarak ne yaptık? Bulmuş olduk. O zaman PK en küçük oldu. GH bölü T. Diğer L ile M'nin güçleri de 2GH bölü T. 2GH bölü T olduğu için birbirine eşittir diyoruz. PL eşittir PM'dir. Beşinci sorumuz. Şekildeki düzeneklerde K ve L motorları M ve 2M kütleli cisimleri sabit hızlarla, bakın şu önemli, sabit hızlarla diyor. 3H ve 2H yüksekliklerine 2T ve T sürede çıkartıyor. Sabit hızlarla çıkarttıkları için buradan yukarı doğru çeken kuvvetimiz bundan aşağı doğru çeken ağırlık kuvvetlerine eşit olmalıdır. Bu MG ise buradan çeken kuvvet MG kadar olacaktır. Bu aşağı doğru 2MG olduğu için yukarı doğru çeken kuvvet 2MG kadar olmak zorunda. Bu birinci de 3H kadar yüksekte, ikinci de 2H kadar yüksekliğe çıkarttı. Yazıyorum ben şimdi. İlk önce PK bölü PL yazayım. Direkt oranlayarak yazalım. PL eşittir. Yapılan işimiz MG kadarlık kuvvetle 3H kadar yüksekliğe çıkarttık. MG çarpı 3H kadar iş yapıldı. Ne kadar süre geçti? 2T kadar süre geçti. Bölü 2T dediğimizde K'nın gücünü ifade etmiş olduk. L'nin gücü için 2MG kadarlık kuvveti, 2MG kadarlık kuvveti 2H yüksekliğine kadar uyguladık. 2H dediğimizde yapılan işimiz bu oldu. Ne kadar sürede? T kadar sürede. Buradan hemen şöyle MG ve H'lar sadeleşti. Sonra T'ler de sadeleşti. Buradan eşittir 3 bölü 8 olarak bulmuş olduk. K motoru 50 kilogram, 6. sorumuz. K motoru 50 kilogram kütleli cismi 20 saniyede, L motoru da 50 kilogram kütleli cismi 10 saniyede aynı yüksekte çıkartabiliyorlar diyor. O zaman yargılar vermiş. K ve L'nin yaptığı işleri birbirine eşittir diyor. K'nın yapmış olduğu işe VK diyecek olur ise 50 kilogramı aynı yüksekliğe çıkarttım. Yani ağırlık çarpı yükseklikten. L motor da yine 50 kilogramı çıkarttığı için aynı yüksekte. O zaman VK ile VL birbirine eşit oldu. Yani her ikisinde de G'miz 500 Newton'a eşit. 500 Newton. H'ımız da aynı olduğundan dolayı. Yapılan işleri birbirine eşittir diyoruz. K
K'nın gücü L'nin gücünden fazladır. K 20 saniyede, L 10 saniyede çıkarttı. Güç eşittir iş bölü zamandan. Zamanı küçük olanın gücü daha fazladır. O zaman L 10 saniyede çıkarttığı için, daha kısa sürede çıkarttığı için L'nin gücü K'ninkinden fazladır. İkinci yargımız yanlış oldu. Birinci yargımız doğru. K'nın yaptığı iş L motorun yaptığı işten fazladır diyor. Hayır, birinci yargımız zaten buna doğru dedik. Yalnız bir doğrudur diyoruz. Evet, bu dersimiz de buraya kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.